Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tüm dünya hem savunma sanayinde hem de genel olarak içinde teknoloji barındıran tüm sektörlerde otonomi teknolojilerine doğru yönelmiş durumda. Türkiye son 19-20 yıl içerisinde yaptığı atılımla geriden gelerek günümüz teknolojisini yakaladı, hatta bununla kalmayıp birçok ülkenin önüne geçerek geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanmaya başladı. Bunun en büyük örneği tabii ki hepinizin de bildiği gibi insansız hava araçlarındaki tartışılmaz başarılarımız. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarında oldukça önemli kabiliyetler kazanan Türkiye, her geçen gün envanterine bir yenisini daha eklediği bu sistemlerin üzerine düşerek zamanla daha da geliştirdi. Bahsettiğimiz bu insansız hava araçları keşif, gözetleme ve en önemlisi muharebe ve insani amaçlarla kullanılabiliyor. Kısa zaman önce Türkiye sınıfının en gelişmiş sistemi olan Akıncı'yı da envanterine kattı. Akıncı, şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en fazla faydalı yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı konumunda. Zaten Akıncı silahlı insansız hava aracı sınıfına bile girmiyor. Akıncı'nın sınıfı taarruzlu insansız hava aracı. Yani Akıncı tamamen taarruz amaçlı geliştirilip üretilmiş bir sistem olarak karşımıza çıktı. Türk savunma sanayi şirketleri insansız hava araçlarında elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimini artık kara ve deniz araçlarına da aktarmanın peşinde. Yakın zaman içinde değişik konsept ve boyutlarda birçok insansız kara aracının güvenlik birimlerine teslim edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde yine insansız deniz araçlarında da ilk tasarımlar, çalışmalar, hatta prototipler ortaya çıkmaya başladı. Daha gelişmiş insansız deniz araçlarının peşine düşen şirketlerimiz, eminiz ki yakın zaman içerisinde çok başarılı sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine çok etkili bir kuvvet çarpanı kazandıracaktır. Bahsettiğimiz insansız araçların birbirinden bağımsız kullanımı zaten dünya çapında çok yaygın. Bunlara ek olarak Türkiye'nin asıl peşinde olduğu şey bütün bu insansız sistemleri birbirine entegre bir şekilde hem havadan hem karadan hem de denizden eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirebilmek. Yani bir diğer deyişle Türkiye'nin asıl amacı insansız bir ordu kurmak. Bu hem can kaybını sıfıra indirecek bir adım hem de bir operasyon planlarken risk faktörü neredeyse tamamen ortadan kalkmış olacak. Nasıl olsa otonom sistemler ve güvenli bir şekilde kontrol istasyonundan çıkmadan her türlü komutu verebiliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri çok eskilere dayanan bir maziye sahiptir. Bu kadar uzun yılların getirisi elbette ki var. Tarihi boyunca elde ettiği zaferler sayesinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimleri sayesinde kendini sürekli yenilemiş, düşmanlarının hep bir adım önünde olmaya çalışmış ve bugünlere kadar gelmiştir. Dünya üzerindeki uzun yıllar eskitmiş her ordu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de öğrenen ve gelişen bir organizasyondur. İşte bu yüzden Türkiye'nin muhafızı Türk Silahlı Kuvvetleri yeniliklere açık yapısıyla 21. yüzyılın insansız ordu yapısına ilk adımı attı ve artık bu insansız orduyu tamamlamak, ayrı bir birlik olarak kullanmak istiyor. Türkiye, bugünden ürettiği insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla tüm kuvvetlerini gelecek 50-100 yıl içerisinde tamamen insansız hale getirerek dünyanın ilk insansız kuvvetlerini kurmanın planını şimdiden kuruyor. Hatta kurmakla kalmıyor, küçük adımlarla geleceğe yatırım çoktan başlamış durumda. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA ve SİHA'ların sayısı 200'ü geçmiş durumda ve bu sayı her geçen gün artarak hava kuvvetlerimizin elindeki F-16 sayısına yaklaşıyor ve geçiyor diyebiliriz. Hava kuvvetlerimizin elinde bugün tam 237 adet F-16 savaş uçağı bulunmakta ve hava kuvvetlerimizin asıl vurucu gücü şu an için F-16 savaş uçaklarından oluşmaktadır. Lakin bu durum çok yakında değişecek gibi durmakta. Şu an için Türkiye'nin elindeki İHA ve SİHA sayısı 200'ü geçmişken, Akıncı ve Aksungurların da envantere alınmasıyla
2022 yılında bu sayının F-16'ların çok üstüne çıkması bekleniyor. Bu durum sadece insansız hava araçları için geçerli değil. Türkiye yine aynı şekilde tüm kuvvetleri için insansız otonom sistemler geliştirmeye devam ediyor ve olabildiğince en kısa sürede envantere almak için elinden geleni ardına koymuyor. Adım adım insansız ordulara giden Türkiye'yi her zaman olduğu gibi engellemeye çalışanlar olacaktır ve hatta çoktan oldu da. Ama bununla kalacaklarını sanmıyoruz. Aslında artık uygulanan ambargolar kritik önemlerini yitirmiş durumda. Son birkaç yıl içerisinde gördüğümüz gibi Türkiye artık uygulanan ambargoları çok kolay bir şekilde misilleyerek ambargo uygulanan sistemlerin yerlisini çok kısa süreler içerisinde üretip sistemlerine entegre ediyor ve yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye bu teknolojik kabiliyetiyle tüm dünyaya artık karşılarında eski, teknolojiye yeterli yatırımı yapmamış Türkiye olmadığını kanıtladı. Bildiğiniz gibi Türkiye insansız savaş uçağı da üretiyor. Hatta çalışmaların başladığını, kavramsal tasarımının bittiğini çok kısa bir süre önce Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar bayram hediyesi altında tüm dünyaya duyurmuştu. Artık otonom sistemler çok üst düzey teknolojiler haline gelmiş durumda. Öyle ki yapılan bir deney sayesinde yapay zeka ile it dalaşı yaptırılan tecrübeli bir savaş pilotunun yapay zekaya mağlup olduğunun resmi kanıtları bulunmaktadır. Muhtemelen Türkiye'nin yerli olarak üretimini sürdürdüğü milli muharip uçak TFX, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan son insanlı savaş uçağıdır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.